objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaneyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Programa başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir konu var, ardından maçlara girelim. Özelleştirilebilir taraftar video kartları ile ilgili yine bilgi vereceğiz kulüpler için. Sponsorumuz Vidisport'la beraber yapmış olduğumuz bir proje. Kulüplerin gelirini artırabilmek için önemli bir proje olacak bu. Kulüpler hiçbir şekilde yatırım maliyeti yapmadan bu projeyi elde edebilirler. Bu konuyla ilgili, bu projeyle ilgili bilgi almak isteyen tüm kulüpler bizlere Instagram sayfamızdan veya YouTube'da yer alan mail adresinden geri dönüş yaparak bilgi alabilirler. Bizler zaten hemen kendilerine geri dönüş yapacağız ve konuyla ilgili bilgi vereceğiz. Yatırım maliyeti de olmadığı için zaten kulüpler için önemli bir proje olacak. Zaten şu anda maçlara seyirciler gelmediği için kulüplerin gelirinin çok az olması ve hatta neredeyse sıfır olmasından dolayı bu çok önemli bir proje olacak. Kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. 23. hafta maçlarına başlayalım. Tamamdır. Ankara'da kritik bir mücadele var pazar günü. O maçla başlayacağız. Etimesgut Belediyespor kendi evinde Pendik Spor'u ağırlayacak. Aynen. Pendik Spor Lig'in ikinci yarısına çok iyi başlayarak playoff için, hani playoff'la şu an arasında tam 9-10 puanlık bir fark var. 10 puan zaten. Ama yine de bir ümitlendi. Ben playoff'a kalamayacağını düşünüyorum Pendik'in ama sonuna kadar zorlayacaklar. Etimesgut ise geçen hafta Mama çok rahat yendi 5-1 ile kendi hemşerisini. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Etimesgut'un kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi çok zor bir maç olacak. İkinci devreye başlarken Pendik Spor'un 5'te 4'ten kötü başlaması gerektiğini tabii söylemiştik. Şu anda 3-3 gidiyorlar. Bu dördüncü maç ve haftaya da çok kolay bir maçları var. Buradan tekrardan bakacağım. Şimdi Pendik Spor kazanırsa Kastamonu'yla. Kastamonu maçı. Kolay derken şu anlamda söylüyorum. Güç dengesi anlamında. Kağıt üstünde favori. Favori bir maç. Tabii Kastamonu sürpriz sonuçlarla imza atabilen bir takım. Onu da söyleyelim. Ama kağıt üstünde Pendik favori ve bu maçı kazanırsa zaten felaket bir ritim yakalayacaklar. 32 puana çıkacaklar ve aynen, hani rakipleri de bu hafta puan falan kaybederse 7'ye düşebilir puan farkı. Pendik Spor'dan ben bu maçta yine galibiyet bekliyorum. En kötü de bir puan bekliyorum, onu söyleyeyim. Galibiyet biraz zor olabilir. Etimesgut dirençli bir takım. Eğer Pendik Spor şansının devam etmesini istiyorsa bu maçtan zaten kesinlikle puan da ayrılması lazım. Hani ben 5'le 4 dedim ya, bu maçı kazanırsa Kastamonu maçına 5'le 5 inancıyla çıkacaklar. Aynen öyle. O yüzden kazanmaları gerekiyor. Ben 3 puan bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Eyüp Spor Bodrum Spor maçına geçelim. Çok kritik bir maç bu hafta. Aynen. Kırmızı grupta kağıt üstünde en önemli maçlardan biri. Eyüp Spor liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibinin tam 9 puan önünde şu an Van Spor'un. Dün Tahacan'ın 3 hafta oynamayacağı bilgisini aldık. Aynen. Sen Zafer Turan Hoca ile görüştün. Hoca'ya da buradan selamlar. Selamlarımızı tüm iletiyoruz. Eyüp'e de buradan Eyüp Sultan'a selamlarımızı gönderelim. Evet, selamlarımızı iletiyoruz. Tahacan Velioğlu'nun hafta yok olduğunu maalesef söyledi ve 3 hafta oynamayacağını söyledi. Aynen, büyük geçmiş olsun. Bir de şuna vurgu yapacağım. Şimdi biz hani Hoca ile ilgili yorumlar yapıyoruz ya. Hoca hani biraz kırılmış ama biz şimdi karakteriyle ilgili bir şey söylemiyoruz. Hoca da zaten ben bunu söyledim. Tabii. Hani zaten biz program yaptığımız zaman da hiçbir insanın, yani hocanın, futbolcunun, başkanın insanlığıyla ilgili, karakteriyle ilgili bu programda kesinlikle yorum yapmayız. Hiçbir şekilde. Ne olursa olsun. Sonuçta hiçbir insanın karakterine laf söylemek bize düşmez ki zaten yanlış bir durum bu. Biz sadece futboluyla ilgili yorumlar yapıyoruz. Aynen. Sezon başında da biz hani Eyüp Spor için yanlış bir hoca seçimi olduğunu söylemiştik. Sezon içerisinde de maçlar oynandıkça da zaten biz hep bunu söyledik. Hani biz şunu söyledik, hani hocanın takıma yakışmadığını söyledik. Hoca anlamında, Eyüp Spor'un hedefleri, şeyler anlamında. Hoca da beni aradı, çok da güzel konuştu. Hani ekstra böyle kötü bir şey olmadı, sadece dile getirdi bunu. Hani biz takım için yetersiz olduğunu söyledik. Hani burada hocayı affederseniz aşağılamak için veya işte küçük düşürmek için bunu söylemedik. Bunu hiçbir şekilde zaten söylemeyiz. Tabii ki. Hatta hoca bana şunu sordu. Hani size birileri mi benimle ilgili bir şey söyledi? Hani siz bunları söylüyorsunuz. Dedim ki hocam kesinlikle böyle bir durum zaten. Hani bize biri bir şey söylese bile bunu zaten programda hiçbir şekilde söylemeyiz. Bizler her zaman zaten kendi düşüncelerimizi, görüşlerimizi belirtiyoruz. Hani tabii bu isim doğru isimdir, doğru deriz. Yanlış isimdir, yanlış deriz. Veya hoca işte oyunu kötü oynatır. İşte taktiği, stratejiyi yanlış uygular. Bunları söyleriz dedik. Hatta şunu da söyledim kendisine. Biz mesela birinci haftadan itibaren Eyüp Spor ile Sakarya Spor'un şampiyonun en büyük iki favorisi olduğunu, Eyüp Spor'un bile Sakarya'nın önünde olduğunu söylediğimizi söyledik. Hani hiçbir şekilde zaten
Böyle bir durum olmaz. Bunu da tekrardan söyleyelim. Hocaya selamlarımızı da iletelim. Hoca da zaten normalde hani sosyal medyada çok fazla iş olmadığını söyledi. Hani birisinin ona bu videoyu söylediğini, arkadaşlarından birisini söyledi. Hani hiçbir şekilde bizim kimseden bir işte söylem alıp veya konuşma yapıp gelip burada söylemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Hiçbir isim bu yok. Hiçbir isim için bu yok. Bunu söyleyelim tekrardan. Hocaya da tekrardan selamlarımızı iletelim. Eğer kırdıysak da hocadan özür diliyoruz. Öyle. Yani burada biz kesinlikle böyle bir düşmanca yorumlar yapmıyoruz. Bunu da söyleyelim. Kendi gördüğümüz görüşleri belirtiyoruz. Mesela biz bunu Sakaryaspor'da İsmail Ertekin için söyledik sezon başında. Mesela Serdar Bozkurt geldi. Onun için söylüyoruz mesela yanlış hoca seçimleri diye. Aynen. Biz aynı bununla ilgili yorumlar yaptık. Maça geçelim. Şimdi Eyüp Spor lider ama karşısında da felaket formda bir Bodrum Spor var. Aynen. Ligin en golcü oyuncusu Ozan Sol var. Son 10 maç 26 puan toplayan Tahsin Tam geldikten sonra freni boşalmış kamyon gibi gelen bir Bodrum Spor var. Ozan Sol zaten felaket formda. 21 gol oldu. Bu gidişle 30 golü geçecek. Allah inşallah bir sakatlık kaza i̇nşallah vermezse. Aynen. Allah korusun. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Eyüp Spor da ligin ikinci yarısına bence iyi başlamadı. Çok kötü. Aynı şey gibi oyun işte. Oyun olarak iyi girmedi baktığında. Manisa gibi diyoruz ya tutup başladılar. Eyüp ondan da tutup başladı. Şimdi Eyüp'ün çok kaliteli bir kadrosu var ama Bodrum da çok tehlikeli bir takım. Ve iki takım da leblebi gibi gol atan takımlar. En çok gol atan iki takım. 51-51. Nasıl bir maç bekliyorsun? Eyüp için şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj bu maç. Çünkü ben Van'ın bu hafta %100 kazanacağını düşünüyorum. O maça gelince konuşacağız. Nasıl bir maç olur sence? Valla ikimiz de şimdi Eyüp Spor'un şampiyon olacağını söylüyoruz. Yani daha doğrusu düşünüyoruz. Evet. Düşüncemiz o ama gerçekleri de görmemiz gerekiyor. Eyüp Spor ikinci devreye çok kötü başladı. Şimdi Bodrum Spor felaket ritimle gidiyor. Şimdi Eyüp Spor bu maçta puan kaybı yaşarsa ne olacak? Diyelim berabere kaldı. Van Spor kazandığı zaman da 7 puana düşecek var. Veya kaybettiğini düşünelim. 6'ya düşer. 6 puana düşecek. Böyle bir gerçek de var ve takım bir buhrana da girebilir. Bu da gözüken bir durum ki Pazarspor maçında 3-2'den 3-3'e geldi maç. Gerçi orada hakemin, yani hakem yaptı hakemin şeyliyor sonuçta ya. Sonuçta puan kaybı oldu. Sen 4'ü atsan 4-2 olacak maç bitecek yani. Geriye yazsan orada biliyorsun biraz takım. Ardından geçen hafta kazandılar. Zaten galibiyet bekliyorduk. Onu söylemiştik. Sakaryaspor karşısında 1-1 berabere kazandı. Sağda son dakikada yenilen gol. Son bunlar dakikalarda. Önemli puan kayıpları oldu. Bodrum'da Tahsin Tam hocayla tam tamına bir futbol oynuyor. Taraftarında sloganı inancımız tam diyor ve gerçekten şu anda Bodrum Spor playoff hattında böyle en formda giden takımlardan birisi Kırşehir ile beraber. Zaten Van Spor kalacağını düşündüğümüz aynen. için söylemiyorum. Bu iki takım çok formda gidiyorlar. Ozan Sol 17 maçta 21 gol attı. Süleyman Güneş geçen hafta skor yaptı. Hani bu anlamda Bodrum Spor çok morali geliyor İstanbul'a. Ben çok gollü bir maç bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Bodrum Spor felaket gol yiyor. Şimdi iki takım çok gol attı ama Eyüp Spor 18 gol yedi, Bodrum Spor 32 gol yedi. Neredeyse 2 katı gol yiyor. Ben golü bir maç bekliyorum. Galibiyet yönünden gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Çok zor bir ben maç. Ben Eyüp'ün kazanacağını düşünüyorum ama forvette kesinlikle Görkem oynamalı. Bence de. Taha bildiğimiz Taha değil. Ve Sadık başında yedek kalmaması gerekiyor. Timur'un bence da yedek kalmaması solda gerekiyor. Okan sağda Sadık oynamalı benim görüşüm. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Ortada da Timur oynamalı bence ilk 11'de. Kesinlikle ben de o düşüncedeyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Karabük Spor kendi evinde Bayburt Özel İdare'yi ağırlayacak. Çok konuşacak bir maç değil. Karabük bence. Geçen hafta büyük bir sürpriz yapıp Elazığ'ı yendi ama bence Papaz iki kere pilav yemez. Ben Bayburt'u ağır favori görüyorum. Bayburt zaten %100 ligde kalacak. İbrahim Alan, Uğur Mustafa Türk, Salim Farsak, İlker Sayan. Aynen. Çok çok iyi hamleler yapıldı devre arası. Geldi ligde kalmaya oynayan bir takım için. Bayburt bu sene ligde kalıp bence seneye de iddialı bir takım yapacak. Başkanın açıklamalarından ben onu anlıyorum. Bence de. Bayburt'ta zaten bir de bir... gelen bu hamleler de onu gösteriyor. Aynen. Bayburt'ta bir de sağlam bir bütünleşme var. Bayburt bu maçta ağır favori. Bayburt bu maçı alıp puanlı 23 yapar. Yorumun ne olur? Valla ben de Bayburt tarafındayım. Zaten yapılan hamlelerden sonra çok değerli bir kadronun kurulduğunu ve şansın arttığını söylemiştik. Ama Elazığ Spor mağlubiyetinden sonra biraz bocalama olur mu derken Serik maçından galibiyet geldi. Sivas'ı da yendiler. Sivas'ı yendiler daha doğrusu öncesinde. O maç çok kritikti zaten. O maçı yendikten sonra zaten Serik'ten galibiyet beklemiştik. Net bir galibiyet geldi. 4-1. Bu maçı zaten çok konuşacak bir durum yok. Bayburt'un hata yapmaması lazım. Kesinlikle. Ben farklı bir Bayburt Spor galibiyeti bekliyorum. Kastamonu Spor Mamak Futbol Kulübü maçına geçelim. Haftanın alt sıraları en yakından ilgilendiren mücadelesi. Kastamonu Spor ikinci yarı iyi başlamadı doğal olarak. Bir de hani zaten kadro olarak iyice daraldılar. Tahta kapalı. Ali Can'ın gitmesi, Harun'un gitmesiyle. Diğer tarafta Mamak Futbol Kulübü ise Kastamonu'nun şu an puan olarak üstünde ama bence kadrosu çok kötü. Ben Kastamonu'yu bu maçta favori görüyorum.
ve Metin Cancici faktörüyle Kastamonu bence bu maçı kazanacak. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben de Kastamonu Spor tarafındayım. Ben Kastamonu'dan en kötü bir puan bekliyorum. Hatta galibiyet bekliyorum. Yani %60 galibiyetine, hatta %70 galibiyetine, %30 beraberliğine veriyorum. Ağır favori çıkıyorlar bu maça. Zaten bu maçtan bir puan falan alırsa ayağını sıkar Kastamonu Spor. Yetmez yani ama Momak için kazanç olur, onu da söyleyeyim. Bakalım Kastamonu Spor'un kazanması lazım. Ben de 3 puan bekliyorum. Kastamonu'nun şöyle bir avantajı var. Hem Mamak maçı hem de Elazığ maçı Kastamonu'nun sahasında. Aynen. Bir de Kastamonu'nun Karabük'le'de maçı var. Bu 3 maçı alırsa 9 puan ligde kalır. Bu maç çok kritik. İkimiz de Kastamonu tarafındayız. Kırklareli Spor Sakarya Spor maçına geçelim. Haftanın playoff'u en yakından ilgilendiren mücadelelerinden biri. Kırklareli ikinci yarıya gayet iyi başladı. Geçen hafta da Pazar'ı mağlup ettiler. İyi hamleler yaptılar. Murat Yılmaz gibi, Bahadır Taşdelen gibi, Fatih Cellek gibi iyi oyuncular geldi. Sakarya'da geçen İbrahim hafta... İbrahim Sürgül'e geldi. O zaten takımdaydı. İbrahim Sürgül zaten takımdaydı. İbrahim Sürgül'ü son haftalarda goller atıyor. Yalnız aynen. Diğer tarafta Sakarya Spor ise geçen hafta Berk İsmail'in yıldızlaştığı maçta Tarsus 3-1 mağlup etti. Ben bu maçta Kırklareli'nin kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum en kötü ihtimal. Senin yorumun ne olur? Vallahi bu maç çok kritik bir maç. Kırklareli Spor açısından da, Sakarya Spor açısından da. Sakarya Spor geçen hafta Tarsus'a karşı 3-1 kazandı ve hani maç 1-1'e gelmişti. Eğer maç berabere bitseydi Sakarya Spor bir anda playoff'un dışında kalacaktı. Evet. Şu anda da öyle bir durum var. Sakarya Spor ve Kırklareli Spor için çok ince çizgi devam ediyor. Yani resmen ipin üzerinde yürüyorlar bu iki takım. Özellikle şu anda Kırklareli Spor'un kesinlikle kazanması gerekiyor. Kazanırsa Sakaryaspor'a puanını eşitleyecek. Şimdi Serdar Bozkurt maalesef Sakaryaspor için yanlış bir seçim oldu. Yani oynanan oyundan da bunu görüyoruz. Tarsus maçında da belki Sakaryaspor kazandı. Bizim de zaten favorimizdi ama Sakaryaspor'un oyunu yine taraftarı memnun etmedi. Ben bu karşılaşmada Kırklareli Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben hatta maçı kazanacaklarını da düşünüyorum. 3 puan bekliyorum. Zaten Kırklareli Spor'un kesinlikle kazanması lazım. Bir puan da yetmiyor onlar için. Kayıp olur. Bakalım güzel bir maç olacak. Buradan Kırklareli'ye de Sakarya'ya selamlarımızı iletiyoruz ama maalesef Sakarya'dan destek çok az. Aynen. Biz çok fazla bekliyoruz. Kesinlikle. Serik Belediyespor Sivas Belediyespor maçına geçelim. Aynen. Bana göre kağıt üstünde sıkıntılı bir maç. Serik'te maddi problemler. Sivas'ta da hem sezonu kapatan hem de devre arasında giden oyunculardan sonra kadro daraldı. Ben bu maça hani pek bir şey diyemiyorum. Serik'in kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum ama bence çok kolay bir maç değil. Ama tabi Serik ev sahibi avantajıyla bir adım önde. Senin yorumun ne? Vallahi benim bu maça ilgili bir yorumum yok. İki takım da çok sıkıntılı durumda. Hani Serik Belediyespor'u zaten biliyoruz. Holding'in alıp ardından bırakması takımı buhrana uğrattı. İki takıma da ben başarılar diliyorum. Bir şey diyemiyorum maçla ilgili. Tarsus İdman Yurdu Karacabey Belediyespor maçına geçelim. Tarsus İdman Yurdu geçen hafta Sakarya'ya 3-1 mağlup oldu biliyorsun Sakarya'da. Beraberliği de buldular ama güçleri yetmedi. Karacabey ise ikinci yarıya kötü başladı. Zaten o lige çok iyi başladıktan sonra Karacabey hani ligin ortalarından itibaren kontak kapatmış durumdalar resmen. Bayağı bir düştü performansları. Ben bu maçta Tarsus'un kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi güzel bir maç olacak bu maçta. İki takımın da şu anda hedefi orta sıralar. Hani Karacabey'in biliyorsun biraz alt tarafı puanı yakın ama herhangi bir sıkıntı yaşamaz onu bence, söyleyelim. Tarsus 9 puanda. Tarsus da ligi orta sıralarda bitirecektir. Zaten transfer tahtasını açmasından sonra yani iyi hamleler gelmedi. Yani hedefe oynayacak oyuncular değil Tarsus'u bunlar. O yüzden Tarsus'un ne yapıp edip kalıcı gelirler elde etmesi gerekiyor. Eğer ligde başarılı olmak istiyorsa veya hedefi olmasını istiyorsa onu söyleyelim. Ben Tarsus'tan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Turgutlu Spor Elazığ Spor maçına geçelim. Turgutlu Spor geçen hafta İstanbul'da kötü bir mağlubiyet aldı. Takım da biraz karıştı. Özellikle yönetim anlamında sorunlar var ama Elazığ Spor'un durumu Turgutlu'dan çok daha vahim durumda. Maalesef devre arasında tahtanın açılmamasıyla Elazığ Spor resmen harakiri yaptı bence. Vallahi en büyük şey Karabük'ü kaybetmesi zaten. Aynen öyle. Zaten Karabük'ü kaybeden takıma nasıl güveneyim? Benim düşüncem. Ben Turgutlu'yu bu maçta ağır favori görüyorum. Muhammed Haşim Çoban önderliğinde Turgutlu net favori. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben de Turgutlu Spor'dan 3 puan bekliyorum. Elazığ Spor çok kötü durumda. Maalesef. Selçuk Öztürk bir de gidiyor başka takımların başkanıyla pozlar veriyor. Yani sen Elazığ Harput Spor'u Elazığ Spor'u düşünmen gerekiyordu ama maalesef çok yanlış işler yapıyor. Ben Turgutlu Spor'dan 3 puan bekliyorum ki zaten playoff yolunda kayba tahammülleri yok. Tabii. Bir de Elazığ Spor taraftarları yorumlar yazmışlardı. Başkanın hani yüzü gülüyor diye. Aynen. Bir de şey yazmışlar. Bu kafayla biz Harput Spor'la aynı ligde oynarız diye.
Maalesef Elazığspor çok kötü yönetiliyor. İkimiz de Turgutlu tarafındayız. Turgutlu aynen. Van Spor Pazar Spor maçına geçelim. Pazar Spor ligin ilk yarısındaki havasını kaybetmiş durumda. Cafer Aydın gittikten sonra pazarda bence hava kayboldu. Aynen. Van Spor ise gayet formda. Sedat Cengiz şu an Ozan Sol'dan sonra bana göre kırmızı grubun en iyi oyuncusu bu sene. Kesinlikle. Üçüncü olarak da Muhammed Akarslan'ı söylerim ben. Hı-hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Van Spor'u ağır favori görüyorum, hı-hı, kendi evinde. Eyüp'ün kağıt üstünde zorlu bir maça çıktı haftada. Kırklareli Sakarya maçının olduğu haftada bence Van Spor hata yapmaz. Van Spor Sedat Cengiz önderliğinde 3 puanı uzanacaktır bence. Senin yorumun ne olur? Vallahi Van Spor geçen hafta çok büyük bir reaksiyon göstererek Sivas'ı 1-0'dan geri gelip 2-1 mağlup etti. Şimdi Sedat Cengiz zaten takımın ön plana çıkan oyuncusu ve şu anda ligin Ozan Sol'la beraber yani kırmızı grubun en iyi oyuncusu, onu söyleyelim. Hem skor anlamında, asist anlamında, evet, gerçekten takımına çok şey katıyor. Şimdi Pazar Spor'da çok sıkıntılı durumda. Cafer Aydın gittikten sonra takım tamamen bir moral bozukluğuna girmiş durumda ve o iyi oyun maalesef kayboldu. Bence hedefsiz de kaldılar. Hedefsiz kaldılar kesinlikle. Pazarda eğer Cafer Aydın kalsaydı, devre arasında da birkaç takviye gelseydi Pazar Spor'un şansı devam edecekti playoff yolunda. Ama maalesef Cafer Aydın'dan sonra bu kalmadı ki Cafer Aydın'ın da zaten gönderilmesi yanlıştı. Bunu da hep söyledik. Van Spor'un hep şunu söylüyoruz. Bu takım kesinlikle playoff'a kalacak ve kırmızı grupta da playoff'ta finale kalacak ve beyaz grupta Kocaelispor'la playoff finali oynayacağını düşünüyoruz. Bu bizim kendi düşüncemiz. Bakalım nasıl olacak. Ben Van Spor'dan galibiyet bekliyorum ki kazanmaları gerekiyor. Ben kazanarak 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Van Spor'un bu maçta hata yapmaya tahammülü yok. Aynen. Pazar Spor'da da ben Cafer Hoca'nın gönderildiğini düşünmüyorum. Şöyle oldu bence. Yönetimden hedef oynamak için birkaç transfer istedi. Yönetim de bunu kabul etmedi. Vallahi hoca kendi bıraktı. Pazarda para yok çünkü. Hı-hı. Sıkıntılı durumdalar. Son olarak da 1922 Konya Spor, Kırşehir Belediye Spor maçını konuşacağız kırmızı, hı-hı, grupta. Konya bu sene çok kötü durumda. Geçen sene biliyorsun ikinci yarıda büyük bir çıkışa geçmişlerdi. Bu sene ise bayağı sıkıntılı durumdalar. Kırşehir Belediye Spor ise kendi evinde iyi ama deplasmanlarda sıkıntı yaşıyor. Deplasmanda Mama bile yenemediler en basitinden. Çok puan kaybediyorlar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kırşehir'in bu maçta en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Kırşehir ilk golü atan taraf olursa bence Kırşehir maçı alır. Konya'nın reaksiyon verebileceğine inanmıyorum o durumda. Senin görüşün ne maçla alakalı? Vallahi zor bir maç olacak. Konya Spor düşmeye oynuyor. Kırşehir playoff oynuyor, evet, ve bu hafta kritik maçlar var playoff yolunda ve küme düşme hattında. Konya Spor'da Ege çok formda ve ön plana çıkan oyuncusumuz bu sezon. Ege'nin son maçlarda formu düştü. Geçen hafta gol de attı biliyorsun. Oynadığı maçta. Ege zaten bir sakatlık geçirmişti. Yaklaşık 2-3 hafta oynamadı. Evet. Ardından döndü ve yine skor yapmaya devam ediyor ki bu sezon setlerden bir şey alamayan takım Ege'den hiçbir alıyor. Şey, o yüzden maalesef Ege'nin performansı değerli Konya Spor için. Kırşehir Spor'da şu anda 40 puanda ve Van Spor'dan sonra 3. sırada geliyor. Evet. Van Spor 3 puan gerisinde, zirvenin de 12 puan gerisinde. Savunma anlamında bu sezon gerçekten çok iyi Kırşehir Spor. Şu anda ligin, yani kırmızı grubun en az gol yiyen takımı 15 golle. O normal, ligin en iyi stoperlerinden biri olan Volkan Altınsoy orada. Aynen, doğal. Ama orta sahası da kuvvetli baktığın zaman da iyi dengeliyorlar birbirlerine. Ben bu maçta golli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Kırşehir'in de kaybetmeyeceğini, en kötü bir puan alacağını düşünüyorum ama kazanmaları gerekiyor, onu da söyleyeyim. Ben şöyle 1-1'lik, 2-2'lik veya 2-1'lik bir Kırşehir galibiyeti bekliyorum. Yani Konyaspor'dan kesin gol bekliyorum ben bu maçta. Bakalım neler olacak. Ben Kırşehir'i bir adım önde görüyorum. En kötü yenilmeyeceğini ve 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. 10 maçı ederim da konuştuk. Aynen. Pazartesi de sonuçlarını konuşacağız inşallah. Kapatmadan önce eklemek istediğim bir şeyler var. Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir şekilde hafta başlasın ve tamamlansın. Ardından izleyen herkesten abonelik ve beğeni, yorum bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza da tüm takım taraftarlarından bol bol destek bekliyoruz. Ayrıca tüm takım taraftarlarından da programlarımızı kullanmak için takım formalarını bekliyoruz. Aynen. Ve son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram, ardından Facebook, Twitter ve Twitter'dan da destek olmanızı, takip etmenizi bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan tüm takımlara da başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkürler. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.